Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Bu testimizde TYT tarzında hadi bakalım çözüme başlayalım. 7, 5, 6 verilmiş ve buradaki açılar eşit verilmiş. Öncelikle bu açıların eşit verilmesinden dolayı bir alfa alfa yazalım. Burası beta ise alfa 90, beta ise alfa 90. Burası da ne oldu arkadaşlar? Beta oldu mu? Oldu. Yani ne oldu arkadaşlar? Şu alfa betalı üçgen ile Neredeki alfa betalı üçgen? Yandaki alfa betalı üçgen. Ne oldu? Benzer oldu. Alfanın karşısı 5 bölü alfanın karşısı a diyelim. 5 bölü a eşittir. Betanın karşısı 6 bölü. Betanın karşısı 12. Hocam 1'e 2 oran var. Direkt burayı kaç buluruz o zaman? 10 buluruz ya da işler dışlardan 10 bulursun zaten. E, 5 10'sa x de buradan ne yapacak? 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı kök 5, 5 yapacaktır. 5 kök 5, 5 yapacaktır. Birinci soru böylelikle C han oldu. Geldik 2'ye. Aşağıdaki zemine dik NK ve ML direklerinin N ve M uçlarına bağlı esnekliği azaltılmış ipin üzerinde bir cambaz yürümektedir. ML direğinin uzunluğu 2 metredir. Evet, şurası 2 metre ben bunu kullanacağım. Cambaz ipin herhangi bir noktasına ayak bastığında ipin o noktası zemine 20 santimetre yaklaşmaktadır. Bak normalde ip böyle. Nerede ayak basarsa bassın. Burada da bassa bakın şurada yukarıda 20 santimetre aşağı, aşağı geliyor. Burada da bassa 20 santimetre aşağı geliyormuş. Tamam devam edelim. Cambaz A noktasındaki ne A zeminine paralel oluyor. Evet şurası zemine paralel. Demek ki ben bunu kullanacağım. Zemine paralel olmaz. Hop şöyle geldiğinde burası zemine paralel olduğundan bu direk zemine dik olduğundan burası da dikse şurada bir dikdörtgen oluşturuyor. Verilen her bilgi bak kullanıyorum. Paralel durumlu. A'nın zemin üzerindeki dik iz düşümü neymiş arkadaşlar? A'nın zemin üzerindeki dik iz düşümü burası. Dik iz düşümünün olduğu yerlerde şöyle gösterelim isterseniz. Burası A üstüymüş. Ee, sonra B'nin zemin üzerindeki iz düşümü de B noktası önceden de mesela şurada kabul edelim arkadaşlar. E, tam ip üzerinde ama ip buradayken şöyle 20 cm aşağıda. Burada 20 cm aşağısı burası ya. Yani ip önceden buradaydı değil mi? E, i̇p önceden buradayken de hop şöyle şurası B üssü olmak üzere diyor. Burası B üssü ise. Şunların da üçü birbirine eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla şu, şu ve şu birbirine eşit oldu mu? Oldu. Tamam. Bu buradayken de ipimizde şöyle şöyle konumda oluyor. Yalnız B noktası benim şurası olarak belirteyim. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Olduğuna göre B noktasının zemine uzaklığı ile A noktasının zemine olan uzaklığı kaçtır diye soruluyor. Önceden e, B noktasına ipe bastığında 20 santimetre aşağı inmiyor muydu arkadaşlar? Evet. Burada 20 santimetre aşağı indi. Bak dikkat. Burada 20 santimetre aşağı indi. E, A noktası buradayken de burada da 20 santimetre aşağı indi. Hocam şunlar birbirine eşit. E o zaman B noktası önceden buradayken şöyle. Buradayken de şöyle. Arkadaşlar 20 santimetre aşağı indiği için. Ha, burası 20 santimetre Şunlar birbirine eşit. Şurada bir çıktı çıktım arkadaşlar. Dikkat dikkat. Şurada bir şey fark ettiniz mi? Şurada B noktası önceden buradayken buraya geldi 20 santimetre Bu A noktası da 20 santimetre buraya geldi. Şunlar zemine paralel, dik olduğu için bunlar birbirine paralel. E bunlar birbirine eşit olduğundan ortaban çıktı mı çıktı. Hatta şurası da eşit. Bak şimdi onu da kullanacağım. 20 iken burası 40 oldu. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 20 kaldı. Hemen bunu da 20 diye yazalım. Çünkü bunlar eşitse orta taban çıktığından dolayı. E peki hocam şurayı bulabilir miyim? Evet burada da 1 bölü 3 oran var. Hocam 1 bölü 3 oran eşittir. 20 bölü A'dan dolayı da 20 bölü A'dan dolayı da A'yı da kaç buluruz? 60 olarak buluruz. 60 santimetre. E hocam tamam bunun 2 metreydi. Yani 200 santimetreydi. O zaman buraya kaç kaldı? 140 kaldı arkadaşlar. 140 santimetre kaldı. Şimdi bana ne diyor? A noktasının zemin olan uzaklığı hop şurası yani 140 santimetre. Burası da 140 ile B noktasının 140 santimetre ile B noktasının zemin olan uzaklığı 140 artı 20'den kaç yaptı? 160 santimetre yaptı. Toplamı 300 santimetre yaptı. Kaç metre oluyor o zaman? 3 metre oluyor arkadaşlar. Var mı sıkıntı? İnşallah yoktur. Şekil üzerinde gösterdik ki gayet de güzel çözüm oldu arkadaşlar. Güzel soruyormuş bu arada. Soruyu anlayabildiğiniz zaman çok da zor bir soru değil aslında. Evet ikinci soruyu böylelikle balık hissi bulduk geldik 3'e. Aa hocam kelebek var hemen 6 bölü 12 8 bölü 9. Bak işte kelebek değil değil mi? Dikkat edin. Kelebek olması için şunların birbirine paralel olması lazım. Zaten 6 bölü 12 8 bölü 9'a eşit değil. E ne yapacağız hocam? E sadece iki üçgende birer açı var. Birer açı varsa sadece birer açı varsa kenar açı kenar var mı diye bak. Hocam bu üçgende alfanın kolları. Bak şu üçgende ilk kullandığım üçgeni şöyle karalıyorum. Bu üçgende alfanın kolları kaça kaç arkadaşlar? 6'ya 8. Diğer üçgende alfanın kolları kaç? 9'a 12. Alfanın kollarını her iki üçgende oranladığım zaman 4'e böl 2, 4'e böl 3, 3'e böl 2, 3'e böl 3. Her ikisi de aynıysa ki aynı görüyorsunuz. O zaman bu kenar açı kenardan benzerdir. Benzerlik oranı buradaki oran değil midir? Evet. E benzerlik oranı 2 bölü 3. Şu üçgenden başladım. Alfanın karşısı 12'nin. Alfanın karşısı x oranına eşitliği midir? Evet 36. Yani 2x eşittir 36 ise x buradan kaç gelir? 18 gelir arkadaşlar. Dolayısıyla 3. soru Ceyhan oldu. Geldik 4'e. Değişik yollarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben olsam ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ya bir direkt Hocam şuradan bir muhteşem şu çizeyim dersiniz. Ya da ne bileyim şuradan bir e, ortaban oluşturayım dersiniz. Ya da ortabanı şuradan oluşturayım dersiniz. İşte bu eşitliği kullanın ki. Nasıl kullanırsanız kullanın. Ama ben burada eşitliği gördüm. Eşitlik gördüğüm zaman ortaban gelir. Ben genelde eşitliğin olduğu yerden bir ort taban çiziyorum. O zaman buradan çizeceğim arkadaşlar. İki ihtimalim var. Ya sağa sağ ya aşağıya. Üçgen oluşmasını daha çok istiyorduk. Buraya doğru çizdim. Yani şuna doğru bir paralel çizdim arkadaşlar. E, o zaman burası k iken burası nedir? 2k olduğunu biliyoruz. Gerçi bunlar işin içine girmiyor. Boş ver onu. Ondan sonra şunlar birbirine paralelse 90 ise burası da 90 mı? Evet. Dikkat edin arkadaşlar 90 var eşit eşit. Hocam şu şu eşit. 90 eşit eşitse muhteşem şundan dolayı burası da eşit midir? Evet yani burası da 5. Hocam bir bu, or bu bir orta tavan çizgisiydi. Yani şunlar da birbirine eşit olacak. Yani burası da 10 mu yaptı? Evet. X buradan ne oldu o zaman? 5 burada 10 burada. 5 artı 10'dan 15 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle E oldu. Geldik 5'e. Dikdörtgen. E, dikdörtgen olduğundan dolayı burada kaçlar 90'lar derece değil mi arkadaşlar? Evet. E, 90'lar ama şu da dalacağız. 5, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13. Dal bakayım alfabete Alfa, beta, alfa, alfa 90 beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. Çünkü bakın burası da 13. Burası da 13 olduğundan dolayı bu iki üçgen eş üçgen. Madem eş üçgen alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı 5 hatta betanın karşısı 12 ise betanın karşısı 12 diyebiliriz. E, 12 ise burası x de 12 olmaz mı dikdörtgenden dolayı? Olur hocam yani 5. soru böylelikle akçay oldu geldik 6'ya. İkiz kenar dik üçgen demiş. İkiz kenar dik üçgense buradaki açılar 45-45 değil mi? Evet ikiz kenar dik üçgen olduğundan dolayı. E hocam ne var burada? Valla dikkat ederseniz olanlar belli. Hocam şu üçgende iki kenar var. Bir de bu üçgende iki kenar var. Bu üçgenlere yoğunlaşacağınız belli. A bu üçgende birer açıları da eşit. Yani 45'in kolları. Arkadaşlar 45 derecenin kolları. 4'e 3 ya da küçükten bir doğru sıralayalım. 3'e 4. 45'in kolları diğerinden arkadaşlar 6'ya 8. Oranladığımız zaman her ikisindeki oran 1 bölü 2. 1 bölü 2 olduğundan dolayı o zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Kenar açı kenardan benzer oldu. E benzerlik oranı kenar açı kenar ama açı isteniliyor bizden. O zaman açı isteniliyorsa bak benzerlikte biz şunu neyi biliyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşittir ya da orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Açı isteniliyor ya 3'ü gören 6'yı gören eşit diyebilir miyiz? Evet yani 3'e gören açıya ben x açısı dersem. 3'e gören, öbüründe 6'yı gören de x açısı mıdır? Evet. A soru bitti. 2 iç açı, 1 dış açı. x artı 45 buraya mı eşit olacak? Evet. x artı 45 eşittir alfa artı x ise x'ler nanay alfa da buradan ne geldi 45 geldi yani 6. soru böylelikle cehan oldu geldik 7'ye 90'lar havada uçuşuyor dal kardeşim alfa bak burası 90 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 diye mi evet 3 bunlar birer kareymiş 3 birim 3 birim 3 birim a 2'ye 3 Vallahi direkt işin içinde bu üçgen olacak alfabeteye daldığında. Çünkü alfabetalı üçgenlerde biz ne yapıyorduk? kenarları belli olan üçgenler bizim için önemliydi. BG isteniyor bizden x. E burası beşgen burası da 5 değil mi arkadaşlar? Evet. Dal alfa beta ya. alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta. E benden madem x isteniyor benzerlik için bir de bunu seçerim. Olay bitti arkadaşım. Evet alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı x eşittir. Betanın karşısı 3 bölü betanın karşısı 5. Bak istediğiniz kadar çok çoklukta üçgen olsun. Kenarları belli olan üçgenleri seçtiğiniz zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Cevap buradan ne geldi? 3x eşittir 10 sa x de buradan ne geldi? 10 bölü 3 geldi arkadaşlar. Yani 7. soru böylelikle denizli oldu gençler. Geldik 8'e. Düzlemde verilen bir ABC üçgeni. ABC üçgenini hemen şöyle bir çizelim arkadaşlar şuraya. ABC üçgeni çizdikten sonra harfleri de yazalım tabii ki. Bize diyor ki AB ve AC'nin kenarlarının orta noktalarından AB ve AC'nin kenarlarının orta noktalarından ee, kenarların orta çizilen x ve 12 cm uzunluğundaki doğru parçaları bc üzerinde dik kesiyor. Evet bc üzerinde dik kesiyor arkadaşlar. Buradan ve buradan çizdiğim x ve 12 birim uzunluğundaki parçalar buradaki bc üzerinde dik kesiyorlarmış. Ve şurayı da bize 26 vermişler. E bitti gitti. Arkadaşlar ne var burada? Bunlar eşit bunlar eşit. Orta taban yok mu arkadaşlar şunu çizersek? 26 ise burası 13 değil midir? Aa ne çıktı burada? 12 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten cevabımız 5. Çıkar. 8. soru böylelikle. Akçay oldu. Geldik 9'a. Evet. Yukarıdaki konumda gösterilen eş dik üçgenler. Bir kere 6, 8, 10 kenden 8 burası. E burası da 8. Eş üçgenlerden ABC üçgeni sabit tutulup DF üçgeni 12 birim sola. Arkadaşlar 12 birim sola atarsan 5 burada. 7 daha gitmen lazım. O zaman burası 7 birim geldin. Şuraya 7 birim geldiysen burası 1 birim mi yaptı. Evet. Üçgenin seni nasıl oldu arkadaşlar bu konumda buraya geldiğinde şöyle bir şey oldu. Ve şuradaki uzunluk bir birim oldu arkadaşlar. Peki sonra da x birim aşağı ötelenmiş. Hocam x birim aşağı ötelendik. Ben ne buldum burada? Hocam şuradaki parçayı bir buldum. E sen x birim aşağı ötelersen şu x aşağı gitti. O zaman burası x olacak hocam. E burası 6 idi. Buraya ne kaldı? 6 eksi x kaldı. E bizden ne isteniyor? 4x artı isteniyor. Hocam bu 6, 8, 10 üçgeniydi. Yani burası 8'di. E Şununla şu birbirine paralel değil mi? Direkt aşağı kaydığı için hala daha burası 90. E o zaman bunlar, bunun paralelini kullanmaktan başka çare yok. Kullanalım o zaman. Şunun tamamının oranı 6 eksi x'in tamamı 6'ya oranı eşittir. Y bölü 8 değil midir? 2'ye böl 4. 2'ye böl 3. Buradan işler dişler yaparsam 24 eksi 4 x eşittir. 3 y olduğundan 24 neye eşit oldu? 3 y artı 4 xe eşit oldu. Allah'tan bizden bunu isteniyor. Cevabımız direkt bu çıktı. Bazen işlem yapmaya korktuğumuz için bazı sonuçlara ulaşamıyoruz. Ama çok güzel bir soruymuş gerçekten. Ee, hoş bir soru. Kendiliğinden de çıkan bir soru. Bizden de direkt bu değer isteniliyor. Tam böyle TYT'de çıkabilecek bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Evet A9. sorunun cevabını cevap bulduk. Geldik 10. soruya. Hocam ikiz kenar var tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer hocam. E çizdik. Ne geldi burada? 12 12 hatta 5 12 13'ten 5 geldi. Bizden ABA artı AD isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta beta alfa 90 beta. Yani senin bu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer. Hocam burada 90'ın karşısı 13 bölü 90'ın karşısı hop 39 mu? Evet 39 olduğundan dolayı benzerlik oranı 1 bölü 3 işimiz kolay. Alfanın karşısı 5 alfanın karşısı kaç olur? 15 olur 1'e 3 orandan dolayı. Beta'nın karşısı 12 ise beta'nın karşısı kaç olur? Direkt 3 katından dolayı 36 olur. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 23 kaldı. Senden AB yani 15 artı AD 23 isteniyor. Cevap böylelikle kaç gelir? 38 gelir. Yani onun sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Ve test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.